Merhaba. Bu derste WordPress'te kategoriler ve çok fazla video uzun olmazsa etiketler alanı inceleyeceğiz. Kategoriler kısmını size en basit anlamda şöyle anlatayım. Kütüphaneye gidiyorsunuz. Sporla ilgili bir kitap alacaksınız. Sporla ilgili. Siz kütüphanede sporla ilgili kitap alacağınız zaman tıp kitaplarının olduğu bir rafa ya da roman kitaplarının olduğu bir rafa gitmezsiniz. Sporla ilgili olan rafa gidersiniz. Oraya yol alırsınız. Kategoriler kısmı da bir nevi buna benziyor. Siz WordPress'e yazı eklediğinizde, örneğin WordPress'e ilgili bir yazı ekliyorsunuz. Bunu sağ taraftaki kategoriler alanından belirtirseniz siz o yazıyı bir kalıp içine sokmuş olursunuz. Ve bunun hem sitenize gelen ziyaretçilere avantajı olacaktır. Özellikle arama motorlarına da fayda sağlayacaktır. Şimdi ben bir yazı yazdığım zaman WordPress'te hemen yeni yazı ekle alanından yazımı giriyorum. WordPress kategorisini ya da burada diğer farklı kategorileriniz varsa WordPress ile ilgili olduğunu altını çizerim. Alana işaret koyuyorsunuz. Yayınlaya bastıktan sonra da yazınız WordPress kategorisi altında yayınlanıyor. Mesela bakın ben sağ tarafta bileşenler menüsünde kategoriler kısmını aktif hale getirmiştim sistemde. Bunu ilerleyen derslerde anlatacağım bileşenler kısmını. Mesela diyorum ki ben WordPress ile ilgili tam 10 tane yazı yazmışım. Eğer bir kullanıcı WordPress ile ilgili kategorilerine yazıya basarsa bakın benim burada WordPress'te yazmış olduğum yani WordPress kategorisi altına sokmuş olduğum yazılar çıkacak. Bu tekrar ediyorum hem sitenize gelen kullanıcılar için büyük bir avantajdır hem de arama motorları için bir avantajdır. Pekala, kategoriler kısmını hızlı bir şekilde buradan düzenleyebilirsiniz. Yani kastettiğim şey şu, yeni kategori eklemesi yapabilirsiniz hızlı bir şekilde. Ama ayrıntılı bir şekilde düzenlemek istiyorsanız bu alana yazılar alanından kategorilere geliyorsunuz. Bakın burada sağ taraftaki alanlarda olayı basit bir şekilde anlayabilirsiniz. Ne diyor? İsim. Alfabetik olarak buradaki buraya basarsanız alfabetik olarak listeleme yaparsınız. Tanım seçeneği basit tanımlar içeriyor. Yazı kısa ismi. Bunu ister siz verebilirsiniz isterseniz otomatikman verebiliyor. Küçük harfli dikkat edin küçük harfli ve rakam noktalama işareti içermiyor. Bir tek tire var içinde. Pekala. Yazılar seçeneğinde ise size burada bir özet veriyor. Bakın ne diyor? Daha demin görmüştük. WordPress'te, WordPress kategorisi altında 10 tane yazı var. Windows 7 altında 2 tane yazı var. Yeni kategori eklemek isterseniz buradan farklı bir şey. Kategori 1 mesela atıyorum. İsim gelmedi aklıma şu anda. Bu arada aklınıza takılmasın. Neden genele müdahale edemiyoruz? Genel hep oluyor. Otomatikman WordPress yüklendiğinde onunla birlikte geliyor. Kategori 1 yazıyorsunuz. Kısa ismine, bakın ne diyor burada, genellikle tümü küçük harflerden oluşur, kategori ve ne diyor, rakam ve tire içerir, kategori 1 şeklinde olacak. Yani siz bunu tutup da kategori 1 şeklinde yazarsanız bu otomatikman düzeltilir. Ebeveyn seçeneğini hatırlarsanız, bir önceki dersinde anlattığımı hatırlıyorum, alt kategoriler oluşturmak için işinizi görecektir. Yani o da şu. WordPress ile ilgili bir yazı yazıyorsunuz ama WordPress'in içindeki bir konu. Örneğin panelleri anlatıyorsunuz. Dolayısıyla WordPress ve paneller alanında ders anlattığınızı ya da bir yazı yazdığınızı farz ediyorum. Bu sebepten dolayı yazınızı WordPress'in altına konumlandırabilirsiniz. Yani kişi WordPress'in altında panellerle ilgili yazdığınız yazıları ayrı bir şekilde bulabilir. Bir nevi alt kategoridir. Açıklama seçeneği sizi bilgilendirmek içindir. Yeni kategori ekleye bastığınızda sağ tarafa yeni bir kategori ekleyebilirsiniz. Şunu da belirteyim. Toplu işlemler seçeneğinde örneğin hoşunuza gitmeyen kategoriler veya kullanmadığınız kategoriler var. Örneğin ben C# ile ilgili henüz bir ders anlatmadım. İlerleyen şu WordPress'in altından bir kalkarsam onu da anlatacağım. Ya da Dreamweaver'a. İşinizi görmüyorsa bakın üzerine geldiğinizde alanlar çıkıyor. Düzenleye basabilirsiniz. Hızlı düzenleye basabilirsiniz. Örneğin mesela düzenleye basalım. Bir de hızlı düzenleye basalım. Hızlı düzenle kısmı aslında çok daha basit burada. C# ismini yazıyorsunuz ve
Yazının kısa ismi, kastettiği alan bu noktadır. Buraya işleme koyabilirsiniz. Bakın, düzenle seçeneğini açtığınızda şu alan, sol taraftaki alan tuttu, genişledi. Dolayısıyla sizin aslında işiniz burada hızlı düzenleye basarak gayet tabii hallolabilir. Sile basarsanız tek tek silme işlemi yaparsınız. Görüntülüye basarsanız da bakın sol alttaki link alanından görebilirsiniz. İnternet sayfanızda C# ile ilgili yazılarınızı görürsünüz. Toplu işlemler seçeneğini de anlatayım, bitireyim. Örneğin toplu işlemlerden 3 tane kategoriyi silmek istiyorsanız eğer sile basarsanız uygulaya bastığınız anda işleminiz görülür. Kategori ara seçeneği çok fazla kategoriniz olduğunda aradığınız kategoriyi bulmanızı sağlıyor. Bakın bende 9 tane öğe var. Aradığımı bulabiliyorum. Yukarıda ekran tercihlerinde şunu anlatayım. Bakın burada kategori sayısına da sınırlama ya da arttırma getirebilirsiniz. Bu alan böyle.